Meral Hanım'ın söylediklerine geçelim. Büyük bir çınarın bölgesinde kalır büyüyemez ya. Şimdi sayın seyirciler, Meral Akşener en son yaptığı açıklamalara baktığımızda bundan önceki açıklamalarına ben şöyle anlamıştım. Yani yine en azından İstanbul'da, Ankara'da ittifaklara devam edecek. Sorun yok. Yani yine böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi, i̇yi̇ Parti ittifakı göreceğiz. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş durumları gayet iyi. Eski tas eski hamam. Ben böyle görmüştüm. her yani hepimiz böyle gördük. Fakat Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bambaşka bir Meral Akşener portresiyle karşı karşıyayız. Bütün denklemleri değiştirdi. Bütün hesapları alt üst etti bu söyledikleriyle. Yerel seçimler için yepyeni bir durum ortaya çıktı. Bu derece önemli. Yani bence günün en önemli siyasi gelişmesi Akşener'in yaptığı bu açıklamalardır. Neden? Bakalım. Meral Hanım diyor ki net yani hiç şey yapmadan, eğip bükmeden 81 ilde aday çıkaracağız. 81 il dediğin zaman Ankara ve İstanbul'da dahil et buna. Fatih, Fatih Altaylı soruyor. İstanbul Ankara'nın kaybedilme ihtimali için ne diyorsunuz diyor. Göze alıyorum kardeşim diyor da. Yani İstanbul'u Ankara kaybedilebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kaybederse ben bunu göze alıyorum diyor. Ardından ekliyor belki bizimki seçilir diyor. Yani bizim göstereceğimiz aday seçilir belki. Öyle adaylar çıkaracağız ki belki bizimkiler seçilir. Yerel seçimler zaten kişilerle alakalıdır diyor. Biz diyor Burada da felsefesini anlatıyor. Tanju Özcan'ın son sözlediklerinin bir e, açılımı gibi görelim burayı. Biz kalıcı olmanın yolunu arayacağız. Biz bu ülkeyi yönetmek için kurulduk. Kurucu ayarlarımıza dönüyoruz. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık diyor. Yani CHP'nin gölgesinden kurtulmak istediğini söylüyor. Yani ben hayatımda ilk kez Meral Akşener'den bu derece net tartışmaya kapalı bir yaklaşım gördüm. Ne getirir ne götürür ben izah Ne ettim. getirir ne götürür. Yani ben Tanju Bey'in de görüşlerim. Benle başlayalım. Evet. Başlayalım. Ne, ne olur yani, bu, açıklama, bu, yeni bir durum değil mi? Evet evet bu, bu kadar net yeni. Şimdi bu ne getirir ne götürür kısaca söyleyeyim. Götüreceği şu olur. CHP bazı illeri kaybettirir. Kendisi de çok fazla bir şey kazanamayabilir. Doğru. Yani bu karar AK Parti veya Cumhur İttifakı'na büyük imkanlar sağlayabilir. Peki bir sorun var. Sorabilir Ama, miyim? Evet. Şimdi sen parti olarak bir aday çıkartırsın. E, fakat e, e, İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi baskın karakterler var. E, aday, aday olacak. Onu ayrı söyleyecektim. İyi Parti tabanı senin gösterdiğin adaya değil de o baskın karakterdeki isme yönelebilir ve böylece senin yapmadığın ittifakı taban yapabilir. Şimdi o da anladım. seni çok kötü duruma düşürür İyi Parti olarak. Biliyorum. Onu ayrı söyleyeceğim İstanbul ve Ankara'yı. Fakat burada yapılmak istenen gördüğüm kadarıyla şu ki ben bunu birkaç senedir söylüyorum. Şimdi İyi Parti imajı, algısı seçmen üzerindeki hem muhalif seçmende hem iktidara oy veren seçmende CHP ile hareket eden parti olarak biliniyor. CHP'nin payandası hatta, gibi oldu. Evet yani tabir CHP'nin kuyruğu oldu gibi hatta iyi Partilerin kendisi bunu kullandı. Kuyruğu olduk falan dediler. Ve buna rağmen %10 oy aldı. Genel seçimden bahsediyorum. Yani bitti öldü 3'e 5'e düştü dendi 10 aldı. Bir de şunu düşünün. Ama 20 alacak falan diyenler tamam, de vardı 10 aldı. Başka ya. bir şey söyleyeceğim bitti denmesine rağmen diyorum 5 alacak denmesine rağmen 10 aldı diyorum. Doğru mu bu? Doğru. Yani bitti diyen çok fazla yoktu. 4'e düştü, 5'e düştü, 6 alacak diyen çok oldu, 10 aldı. Dediğim bu. 20 alacaktı, 10 aldı. O da ayrı, o da doğru. Ama sonuçta 5'e düştü denen parti 10 aldı. Şimdi diyorum ki bu yaklaşım şunu getirir İYİ Parti'ye. Götüreceğini söyledim. Yerel seçimden zararlı çıkar muhalefet. Ama müteakip genel seçim için şöyle düşünün. AK Parti seçmeni İyi Parti'ye oy veremiyordu. CHP'ni CHP ile CHP hareket ediyor diye. MHP seçmeni veremiyordu CHP ile yakın diye. MHP seçmeni ağır milliyetçi bir seçmen. Tabii. Şimdi bir kere Cumhur İttifakı'na oy ve büyük birlik seçmeni veremiyordu. Ne bileyim re yeniden refah veremiyordu. Şu veya bu sebeple. CHP'nin yanında diye. Şimdi düşünün bu 52 buçukluk bu kitle Tayyip Erdoğan'a oy veren bu 52 buçukluk bu kitle. Şimdi böyle bir tabloda siz bu seçimde yerel seçimde bazı kayıpları göze alacaksınız ama dönüp de hem iktidara oy veren seçmeni hem de merkez sağa oy veren mesela muhalif milliyetçi bir seçmen kitlesi de var. İşte o da 10, 11, 12 bu seçimde gözüktü. Bunların bir kısmı mesela Zafer Partisi'ne falan ya da. Asla şu. Diyorum ki. Evet. Bu yerel seçimde bazı kayıpları olabilir. Ama sonraki genel seçimde merkez sağın muhalif duran milliyetçi ve merkez sağ partisi olarak alabileceğinden de fazla alabilir diyorum. Çok doğru. Ben %100 katılıyorum bu analize. Zaten Meral Hanım'ın şimdi bu grafiğe yansımayan sözlerine bakıldığı zaman şunu diyor. Ya diyor Türkiye'de diyor siyaset İki cepheye bölünmüş durumda diyor. Tahterevalli gibi diyor. Yani bir taraf A diyor öbür taraf B diyor. Biz diyor bu Tahterevalli sistemini bozmak için diyor harekete geçmiştik. Parti kurmuştuk diyor. Bir üçüncü yol olabilir miyiz? Bir alternatif olabilir miyiz? <laughs> bu onun gösterisi. Tamam onun için çıktık diyor. Fakat geldiğimiz yer CHP'nin hani ben kuyruğu evet, kelimesini evet. kullanmayayım da payandası haline geldi. Yani CHP'ye... Seçim kazandırma zorunda evet. kalan parti muamelesi yapılıyor evet, şu anda. Evet Ben diyor bunu istemiyorum diyor. Yani bu tahterevalli siyasetin dışına çıkmak istiyorum, üçüncü yol olmak istiyorum diyor. Bunun için de bu yerel seçimdeki kaybı göze alacak. Doğru. O Hı. orada katılıyorum yani. E, hatta bu yani söylediğin... eğer bu söylediklerinde samimi olacaksa ve bunun arkasında duracaksa maksadının bu olduğu. Hayır ispatı da şu seçimden 6 ay evvel yapılan anketlerde bütün araştırmacılar söylüyor 15'lerin üstü 6 kimi 13 diyordu kimi 16 diyordu 17 diyen vardı. Şimdi 13 ile 17 arası değişen bir oyu vardı ve o İyi Parti 15 16 alırken MHP 7 8'e geriliyordu. Bilmem Ak Parti 35 değil 33 oluyor çıkıyordu 32 yani demek ki Ak Parti ve MHP seçmeninden de oy alıyordu. CHP'nin yanı... CHP yanında bu şekilde yer alınca o kitleden bir tane bile oy alamadı. Dolayısıyla anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla burada şu var yerel seçimde bazı kayıpları göze alırız diyor ama genel seçimde diyor 15 artıya oynarız diyor. Ha, başarır konuştum? başaramaz bu ayrı konu. Önce Eray Bey sonra İsmail Dükkan. Yani demin siz bir satır arasında çok önemli bir şey söylediniz Ahmet Bey. Eğer samimi ise bu şeyde olursa. Şimdi bu işte masa ittifakı kurulduğunda Sayın Akşener bir gitti, önce yok dedi, geri geldi, sonra tekrar geldi ve adeta şunu gördük, hani otur oturmak zorunda kaldım gibi bir durum oldu. Şimdi aynı durum gene olur mu acaba? Şimdi ben de bunu merak ediyorum şimdi yani. Şöyle, şimdi şu kısa yakın yakın geçmişe baktığımızda. Akşener'in bu tür keskin çıkışları oluyor. bu keskin çıkışların ardından yeniden değerlendirmeler yapıyor. Evet. O keskin çıkışını yumuşatıyor. Bunlar olabiliyor. O yüzden ben kuşkuyla hani bir parça eğer bu söylediklerinin arkasında duruyor, duracak ise 6 ay var. Yani 6 ayda bu köprünün altından çok sular geçer e, ee, Akşener burada böyle dimdik duracaksa bu manifestosunun arkasında Hakan Bayrakçı'nın yaptığı analize uygun bir davranış Doğru. içinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama yok yumuşatacaksa esnetecekse o zaman pazarlık e, i̇şte Hakan Bayrakçı Hakan Bey'den Hakan abi şunu da söylemeni beklerim aslında. Buyurun. Ee, aynen iki tane şık. Birincisini söyledin. Bu şeyle giderse bu olur dedin. Hı hı. Peki bundan vazgeçer de tekrar ittifaka işbirliğine dönerse ne olur? Biraz da değil mi? Aslında ikinci yolu da, ikinci hal tarzını da konuşmak lazım. Çok bir cümleyle söyleyeyim. Eğer öyle bir dönüş yapacaksa, e, önceki konuşmalardan da anladığımız kadarıyla, bir takım ciddi e, paylaşımlar yaparsa. Yani mesela kazanım elde ederse, kazanım elde ederse o işbirliklerine gidebilir. Ne, ne, gibi? Efendim mesela atıyor yani bilmiyorum ben illeri veya ilçeleri İstanbul'u sen al Ankara'yı bana Mesela yani işte mesela. Ben, bilmem Mersin'den ben aday çıkarayım CHP olarak sen benim adayımı destekler gibi Peki, falan gibi. Peki sence hala kapı mı? bunu açık mı? Ya, bu teklifler Kemal Bey sunulacak için, ona yani. Kemal Bey için bana göre bu seçim yani bazı ay Meral Hanım için diyor. değer verdiğim CHP'liler diyor ki Kemal Bey yerel seçimi çıkarır. Yani yapar. Sonra gider. Kendi gider diyorlar. Ama ben böyle tahmin etmiyorum. Kemal Bey'in tek bir hedefi ben var. Ben şeyi soruyorum. Ona Meral Hanım... ona cevap veriyorum bağlantılı. Kemal Bey yerel seçimde bir başarı elde etmek zorunda. Çünkü bana göre hedefi sonsuza demek dek genel başkan kalmak istiyor. Bu yerel seçimde de başarılı çıkarsa nedir başarı? İstanbul Ankara tekrar, Antalya Mersin, Adana tekrar. Aldığı kazanımlar tekrar olursa dönüp diyebilir ki bir dakika. Ben muhalefete belediyeleri, seçimleri tekrar kazandırdım. Bak az sabredin. Zaten 52'ye 48'di. Ha gayret Türkiye 2 yıl sonra genel seçim var. Şimdi bunu diyebilmek için Kemal Bey aslında o tavizleri Kemal Bey vermek zorunda. Peki. Hedefi gitmek olsa kabul <laughs> hocam. Ben bir siyasi liderin açıklamalarını şöyle görürüm. Hangi taviz verilirse verilsin, ne yapılırsa yapılsın ben sözümü söyledim. Benim durduğum yer burasıdır. Milim oynamam. Ben Hakkı manifestosunu böyle mi anlamalıyız? Yoksa kapı açık. Bakalım Kemal Bey bize muhtaç. Gelsin. Konuşalım şeklinde mi anlayacağız? İstanbul, Ankara için her şekilde anlaşma opsiyonları olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok iyi niyetli bir yorum oldu. Bunun birkaç tane sebebi var. Meral Akşener masadan kalktığında ve masaya dönerkenki süreçte bazı dersler çıkarttı. O derslerden bir tanesi şu. Bir medyası olmamasının onu ne kadar zor hale getirdiğini gördü. Şimdi bir medya oluşturmak istiyor. İki, belediyeler yapısı itibarıyla partilerin gelir elde etme konusunda genel merkezin daha çok beslenebildiği alanlardır. Dolayısıyla Merak Akşener elbette bazı yerlerde isteyecektir ama bu aynı zamanda bana sorarsan da bir pazarlık kartıdır. Çünkü 81 ilde aday çıkaracağız diyor. Adayı çıkarırsın, belediye meclisinden alırsın ya da işte 3 ilçe daha fazla alırsın, 5 yer verirsin. Ama e, yani 81 ilde aday çıkarmaz. Aynen öyle. Çünkü, Peki bak diyor çünkü ki ama kazanılması bak, gereken yerler var. Ama bak şu Şimdi bu da geliyor akla hani ya sen el yükseltmek için mi bunları söylüyorsun? Yani pazarlık <laughs> için mi söylüyorsun? El yükseltmek için bunları yapıyorum diyorlar. Sana cevap veriyor. Evet. <laughs> ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Yani burada işte tam o Hakan Bayrakçı'nın söylediği yani bu ittifak siyaseti Türkiye'yi kilitledi. Yani CHP artı İyi Parti yani böyle bir konuma düşürdü. Ben diyor buna karşıyım. Bu diyor bunlar insanları kutuplaştırıyor diyor. Seçim boyunca fakirin derdini, emekliyi, sığınmacıyı konuşamadık. Ne konuştuk diyor. Biz PKK'lı değiliz. Kandil bizi desteklemiyoruz. Desteklemiyor diyerek gezdik. Niye böyle gezmek zorunda kaldı? E çünkü HDP aday çıkarmadı falan hani işte Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptılar. Kandil'den açıklamalar yaptılar. Bunlar da kahvehanelere falan gittiklerinde, esnafa gittiklerinde ya siz HDP ile birlikte oluyorsunuz Bu ifadeler deniyor. doğru ama. ha? Bu ifadeler ama bu doğru. Eksik. işte ben biz ama, Pekala, ama eksik. Biz bunun olabilir. için kurmadık bu partiyi ne diyor. Yani eksik. Yani bütün kanun hükmünde kararname ile bu FETÖ'cüleri de kapsayan meseleyi sen affedeceğini söylersen Ali Babacan üzerinden e, anayasadan Türklüğü çıkarmayı konuşursan e, ulusal savunma sanayiyle ilgili yani savunma ile ilgili işi, onu alacağım devlet şu kadar üretir vesaire derse o tartışmaları başlatırsan iş başka bir yere geliyor. Bu arada yerel seçimlerde doğası gereği zaten ittifak yapılamıyor. En fazla işbirliği yapılabiliyor değil mi? Evet. evet. Yani burada bir işbirliği oluyor. Ama iş geçenki geçen yani, seçimde bin... CHP'ye işbirliğini yerel seçimde öneren Meral Hanım CHP tamam. Biliyorum. Evet. Tanju Bey siz ne diyorsunuz? bu ee, Ben e, şöyle değerlendiriyorum. Özetle Sayın Akşener diyor ki ben CHP'nin yedek parçası değilim. Olmak istemiyorum. Bunun için kurulmadım. Şimdi İyi Partili seçmenlerle konuşuyoruz. Onlar da şöyle bir aleti ruhi oluşmuş. Ya kardeşim biz gittik İyi Parti'ye üye olduk. Bizim tek görevimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy vermek mi? İyi bir ruhi oluşmuş. Eee Burada aslında kutuplaşmadan bahsederken şunu söylüyor. Bence doğru da söylüyor. Aslında kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Şunu net olarak e, görmek lazım. Yani e, iyi İyi Parti'ye kimler oy veriyor? Kuruluşunda kimler vardı? Hayırcı MHP'liler vardı. Hani referandumda hayırcı <laughs> MHP'liler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kerhen oy veren Demokrat Parti'de işte eski Anaplı, seçmenler, liberal seçmenler, laik seçmenler diyelim. Bunlar vardı. Ve bunlarla birlikte kuruldu. Ama Sayın Akşener'in asıl hedefi AK Parti'den oy almaktı. Tabii. AK Parti'den oy almaktı. Haklı olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy almaktı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi senin ortağın HDP ile açık açık yol yürürse, Kandil destekleyen açıklamalar yaparsa, HDP destekleyen açıklamalar yaparsa, özünde milliyetçiyim diyen bir parti nasıl büyüyebilir? Burada Sayın Akşener'in 26 Ağustos'ta konuşmasını ben dikkatle dinledim. Hep şuna vurgu yaptı. Atatürk ve Türk milliyetçiliği. Ya yani Atatürk'ün tanımladığı anlamda bir Türk milliyetçiliği. Yoksa ülkücülerden e, besleneceğim demedi orada. Alt kimlik milliyetçilerinden besleneceğim demedi. Herkesime hitap eden güzel bir konuşma yaptı. Bir de tabii teyit edemem bunu ama e, duyuyoruz. Böyle bir üçüncü ittifak arayışları da var işte. Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeler benim dikkatimi çekiyor. Birlikte seçime girecek diyenler olduğunu duyuyorum. Yani bunları şu anda teyit edemedim ama yani e susunlu... şu anki CHP yönetimi kaldığı sürece, kaldığı sürece Türkiye'de yerel seçimler öncesinde veya sonrasında bir üçüncü ittifak e, zaten kurulacak gibi geliyor bana. Peki siz 81 ilde Ankara ve İstanbul dahil <laughs> Akşener'in e, aday çıkaracağını düşünüyor musunuz? Bunu bir, hani şunu sormak istiyorum, bu bir pazarlık açıklamasını yoksa bir siyasi duruş manifestosu mu? Hayır, ben de başta e, tabii ki Sayın Akşener elini güçlendirmek için bu açıklamaları yapıyor diyordum ama e, her geçen açıklamasında e, şey netleştiriyor konuşması. Dozu daha da arttırarak. Dozu daha da arttırarak, e, herhalde de ciddi galiba. Yani her şeyi göze almış. Biz ayrı bir partiyiz. Biz farklı şeyler söylemek istiyoruz. Farklı kesimlere açılmak istiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte anıldığımız sürece artık biz belli bir noktanın üzerine çıkamıyoruz. Görüşe hakim olmuş gibi geldi bana. Tabii ben kendisiyle konuşmadım.